Arkadaşlar merhaba. Sizce amatör bir satranç oyuncusu dünya şampiyonu meydan okusa ne olurdu? Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Amatör bile değil. Daha önce hiç satranç oynamamış birisi. Dünya şampiyonuna meydan okusa ne olurdu? Çok saçma olurdu dediğinizi duyar gibiyim. Ancak arkadaşlar bu saçmalık tam olarak bundan bir yıl önce Kasım ayında gerçekleşti. Şu anki dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen bundan yaklaşık 14 yıl önce 2004 yılında 13 yaşındayken katıldığı bir turnuvada o zamanların eski dünya şampiyonu olan Karpov'u o turnuvada mağlup etmeyi başardı. Ve arkadaşlar aynı turnuvanın bir sonraki turunda o zamanların gelmiş geçmiş en iyi satranççısı olarak kabul edilen ve o zamanın güncel dünya şampiyonu olan Kasparov'la bir maç yapıp onunla beraberlik elde etmeyi başardı. Ve bunları sadece 13 yaşındayken yaptı. Ve o zamandan itibaren Carlsen kendisini yıllar boyunca geliştirmeye devam etmiş ve öyle seviyelere gelmişti ki 10 kişiyle 20 kişiyle aynı anda satranç maçları yapıp gözü kapalı ve arkası dönük bir şekilde onları mağlup etmeyi başarmış bir hale geldi. Ve bu gelişmelerin ardından Carlsen kendisini tekrar ve tekrar öyle seviyelere taşındı ki şu anda güncel olarak dünya şampiyonu ve dünyadaki birçok satranççı tarafından şu anda Mozart of the Chess, yani satrancın Mozart olarak kabul ediliyor ve şu anda inanılmaz seviyelere gelmiş durumda. Hali hazırda dünyanın bir numarası olan ve satrancın Mozart olarak adlandırılan Magnus Carlsen, normalde bırakın bir amatörü, büyük ustaların bile meydan okumasını çoğu zaman kabul etmemekte. Yalnız bir amatörün meydan okumasını şu yüzden kabul ediyor. Çünkü meydan okumayı yapan insan normal bir insan değil. Adı Max Toch, bir Alman ve ultra zeki bir insan. Kendisine konu ne olursa olsun o konu verildiği anda bir ay içerisinde adeta uzmanlaşıyor. Örneğin kendisinden bir ay içerisinde Rubik Küp'ü çözmesi istenmiş ve normal bir insanın belki bir yılda 5 dakikada çözebileceği Rubik Küp'ü Max Toch inanılır gibi değil ama bir ay içerisinde 20 saniyenin altında çözmüş. Sonraki ay Max Toch'tan kendi resmini çizmesi istenmiş ve bu da inanılır gibi değil, yalnız profesyonel ressamlar gibi güzel bir şekilde kendini resmini çizmeyi başarmış. Sonraki ayki görevi yine kolay olmayan freestyle piyano çalarak rap yapmak. Bu da yine benzer şekilde sonuçlanarak Max Toch'un artık bu sıradan meydan okumalardan sıkılmasına yol açarak son hedefini dünya şampiyonunu meydan okuma olarak koymasına neden olan bir olaya dönüşmüş ve kendisi videosunda şu şekilde söylüyor: artık bu sıradan meydan okumalardan sıkıldım ve dünya şampiyonuna meydan okumak istiyorum. En sonunda bu haber Magnus Carlsen'e iletildikten sonra başta şaşıran Magnus Carlsen, Max Toch'un kim olduğunu öğrendikten sonra bu meydan okumayı kabul ediyor ve 2017 yılının Kasım ayında bu iki ileri zekaya sahip insanın karşılaşması ayarlanıyor. Max Toch'un sadece bir ayı var. Max Toch bu bir ayda diğer meydan okumalar hazırlandığı gibi hazırlanarak Magnus Carlsen'in karşısına çıkıyor. Ve en nihayetinde beklenen gün geliyor. İki tane ileri düzeyde zekanın karşılaşacağı gün. Max Toch, Magnus Carlsen'i kendine has bir şekilde bekliyor ve Rubik Küp çözüyor Magnus Carlsen'i beklerken. En nihayetinde karşı karşıya geliyorlar ve heyecan verici bir mücadeleden sonra tam 22 dakika 21 saniye sonra Max Toch terk ediyor ve Magnus Carlsen oyunu kazanıyor. Oyun sonrasındaki röportajlarda Magnus Carlsen gerçekten her şeye rağmen etkilendiğini belirtiyor. Çünkü her ne olursa olsun hiç satranç oynamayı bilmeyen bir insan bir ay içerisinde dünya şampiyonuna karşı tam 13 hamle başa baş oynamayı başarıyor. Ve bu heyecan verici deney de bu şekilde sonuçlanmış oluyor. Yalnız Max Toch da son olarak röportajında eğer fırsat olursa bir miktar daha kendini geliştirip tekrar Magnus Carlsen'e meydan okumak istediğini belirtiyor ve Magnus Carlsen de bunu severek kabul edeceğini bildiriyor.